tarihsel olarak Azerbaycan'ın kültürel ve sosyopolitik hayatının önemli merkezlerinden biri olmuş hep. Özellikle müzik ve sanat açısından Şuşa, Azerbaycan'ın halkının tarihi geleneklerinin bir sembolü niteliğinde. Şehir, eski Hocalı Gedebey kültürünün en eski yerleşim yerlerinden biri. 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılan kent, restorasyon ve inşaat çalışmalarıyla yeniden hayata dönüyor. Azerbaycan'ın kültür başkenti olan Şuşa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Şuşa'nın köklü müzik geçmişi çok önemli bestekar ve müzisyenlerin yetişmesine neden oldu. Güllelenmiş olsalar bile buradalar. Haydar Aliyev'in isteği gerçekleşti. Çırpınırdı Karadeniz. Üzeyir Hacıbeyov aynı zamanda Natavan, aynı zamanda Bülbül Azerbaycan'ı dünyada tanıttı. Sehbetim, sazım. Azerbaycan profesyonel vakal sanatının banisi Bülbül, dahi Bülbül. Bak burada, bu odada doğulmuş. Damarımızda kan, kan da Türk kanı. Azeri Türkleriyiz. Aynen. Yani kardeş, bir millet, iki devlet. İsteyim arzu. Savaşın izlerinden kurtulmaya, küllerinden yeniden doğmaya hazırlanan Şuşa sokaklarında dolaşıyorum. Yukarı Gövherağ Camii'ne doğru ilerlerken hoş bir sürprizle karşılaşıyorum. Bir ressam, Şuşa'nın yeniden canlanan güzelliklerini tuvale aktarıyor. Selam, hoş geldiniz. Hoş gördüm. Ne güzel resim yapmışsınız. Buralar çok güzel. Bura bir cennet mekandır. Güzel de resim oldu. Çok güzel olmuş. Çok sağ ol. Bu camiyi yapıyorsunuz. Evet. Bu güzel Şuşa'nın çok ünlü bir eski camisidir. Yukarı Gövherağa Mekit. Yani bir hava da çok güzel, dumanlı, möcüzeli bir havadır. Restorasyonda olan cami şu anda. İnşallah bittiğinde harika i̇nşallah, bir şey çekeceğim. İnşallah. Siz inşallah. Bitmiş gibi yapmışsınız. Ben artık o dumandan o möcüzeli camini çıkarttım artık. İnşallah. Harika. Restorasyondan sonra daha güzel olacak. Siz nereden geldiniz? Ben Avrupa'da yaşıyorum, ressamım. Estonya'da yaşıyorum. Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle geldim. Teşekkür ederim. Güzel bir resimler yaptım Şuşa'da. Benim çok büyük bir arzum idi. 30 ildir bekleriz inşallah. İnşallah. Ahir ki nasip oldu, kısmet oldu. Güzel Şuşa'da gelip resim yapmak. Ne güzel. Yani bu ben resim yapmayı çok seviyorum da birazcık ben de deneyebilir miyim? Olur, buyur. Çok çok güzel olur. Senin de bir güzel imzan olur orada. Tamam, sağ ol. Ben renkleri karıştırmayı çok severim. Çok güzel. Birazcık. Zaten renkler her zaman karışık olmalıdır ama temiz bir renk olmalıdır. Onu biraz ışık rengini edirsen çok süper. Yaşılım, yaşılı, ağacın. Evet. Ama ben birazcık ağaca farklı bir ton getiriyorum şu an. İyi, güzel. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Gerçekten imzam oldu şu anda. Çok güzel, harika oldu. Bir farklı bir renk kattım. Süper, süper, muhteşem. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok memnun oldum. Görüşürüz, görüşürüz, sağ olun. Sağ olun. Ermenistan işgaliyle birlikte Şuşa'nın tarihi silinmeye çalışıldı. Şuşa hükümet konağının önündeki büstler bu çabaların adeta somutlaşmış hali. Kurşuna dizildikten sonra hurdacıya satılan büstler büyük bir gizlilikte ele geçirildi. Tekrar yerlerine konması için Şuşa'nın kurtuluşu sabırla beklendi. Şuşa'nın merkez noktası olan hükümet konağının yanında bu güzel 3 tunç büst var. Üzeri mermilerle dolu olsa bile hala harika duruyor. Bülbül'ün yanındayım şu an. Bülbül o kadar kıymetli bir sanatçıymış ki. Yani ünü dünyaya dağılmış.
Sen benim kalbime hakim, sana kul oldu gönül. Sen aziz, sen benim için, ben hiç mahvet sensin. Hemen yanında Natevan var. Bu güzel kadın. Söhbetim sazım, baharım yazım, yüreğimde kalmasın. Ve tabii Üzeyir Hacıbeyli. Anlat anlat bitmeyen bir hikayesi var. ...1992'de başlayan Ermenistan işgaliyle birlikte Şuşa'da tarihin izleri silinmeye çalışıldı. Bu çabaların adeta somutlaşmış hali Şuşa hükümet konağının önündeki üç büst. Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisi Üzeyir Hacıbeyli, Hüzeyli'nin ünlü Leyla ile Mecnun'unu ilk Türk operası olarak tarihe kaydetti. Hemen yanında Karabağ'ın sonuncu egemen hanı, Mehdi Kulu Han'ın kızı Hurşit Banu Natevan, Fuzuli okulunun en tanınmış temsilcisi olarak kabul edilen bir şair ve onun yanında da bülbül olarak tanınan ünlü tenor Murtaza Mehmetoğlu'nun büstü yer alıyor. Şuşa'nın köklü müzik geçmişi çok önemli bestekar ve müzisyenlerin yetişmesine neden oldu. Üzeyir Hacıbeyli hiç kuşkusuz bunlar arasında en önemli yere sahip olanı. 1885'te doğan Hacıbeyli sadece Türk dünyasının değil Doğu'nun ilk operasını yazdı. Büyük şair Füzuli'nin Leyla ile Mecnun'u operaya uyarladı. Bu saat fikrim bizim galebeni bir opera stilinde meydana koymak. Bu hususta hususi olarak çalışırız. Ayağım altında titremesin diye, güneş ışığını benden kesmesin. Başımdan kara yel gelmesin, gözümden daima çekilsin. Kalbime girmesin, şüpheyle. Daha sonra aralarında Köroğlu ve Arş'ın mal alanında bulunduğu birçok opera ve müzikli komedi besteledi. Bu iki eser Sovyetler Birliği döneminde devlet ödülü aldı. Var var! Kulum var! Var var! Kulu var gelirem! Bilirem gelersen! Bile bile yarımsan! Bile bile canımsan! Hacıbeyli, halk edebiyatını ve müziğini klasik batı müziğiyle birleştirdi ve bu müziğin Azerbaycan'da sevilmesini sağladı. Azerbaycan Devlet Konservatuvarı Rektörlüğü, İlimler Akademisi Müdürlüğü gibi birçok görev de üstlendi hayatı boyunca. 1948'de hayata gözlerini yuman Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan İstiklal Marşı'nı da besteledi. Hacıbeyli'nin Türkiye'de en çok tanınan eseri ise Çırpınırdı Karadeniz oldu. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Şiir 1914'te Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nın girişini heyecanla izleyen Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazılmıştı. Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun Azerbaycan Türklerini soykırımdan kurtarmak amacıyla Azerbaycan'a gönderilmesinden derinden etkilenen Hacıbeyli 1918 yılında bu şiiri besteledi. Bakü işgalden kurtuldu ancak o dönemde Şuşa'nın kaderinde işgal vardı. 1918 yılında bestecinin evi Ermeniler tarafından yıkıldı. Hacıbeyli zorunlu olarak İran'a taşındı. Eserin el yazması notları da bu dönemde kaybolduğu düşünülüyor. Ancak Hacıbeyli'nin ölümsüz ezgileri yıllar boyu yaşayarak Çırpınırdı Karadeniz'i günümüze kadar ulaştırdı. Fırtınalar dursun ya.
Kulubağ'ın sonuncu egemen hanı, Mehdi Kulu Han'ın kızı Hurşit Banu Natevan. Babasının ölümünden sonra hanlığı yönetmeye başladı. Hanlığın toprakları Rus İmparatorluğu'na geçtiği için Rus generallerinden Dağıştanlı Hasan Han Üsmiyev ile evlendirildi. 1860'da Hasay Han'dan ayrıldı ve 1869'da Karabağlı bir seyitle evlendi. Mir Abbas adlı oğlunun ve ikinci eşinin beklenmedik ölümleriyle sarsıldı. Hayatındaki çalkantıları, aşk acısını, evlat kaybını şiirlerinde anlattı. Şiirlerinin çoğu kaybolmuş. Ancak o dönemde bestelenen bazıları Azerbaycan müziğinin en güzel örneklerinin arasında sayılıyor. Şimdi size Natevan'ın bir gazelini seslendirmek istiyorum. Yıkıp bu gönlüm evin eğilip bir an getme. Yokumdu tabu tavan firkate cevan getme. Feda olum sene men senden ayrılabilmem. Yakın fırakın eder kattimi keman getme. Seninle rüşen idi kalbim ey gözümün nuru. Güman ki teng ola canıma bu cihan getme. Boyun belasın alım sert tek kılma oğul. Doyunca görmemişsem getme bir zaman getme. Natevan'ın evinin önüne geldim. Natevan Hanım Şuşa'ya su kemer ve depoları, gezi alanları, mescitler yaptırıp eski binaları restore etmiş. Ayrıca ünlü Fransız yazar Alexander Dumas'ı satrançta yenmiş. Dumas 1858'deki yaptığı Rusya ziyaretini 2 yıl sonra Kafkas kitabında anlatır. Dumas gelmeden 1-2 ay önce Fransızca öğrenen Natevan, ünlü yazarı Azerbaycan usulleri ve musikisiyle ağırlar. Görüşmede Natevan ile satranç oynayan Dumas mat olur. Alexander Dumas, Natevan'a fil dişi bir satranç takımı ve Napolyon'un küçük bir büstünü hediye eder. Bugün Napolyon Bonaparte büstü, Bakü'deki Üzeyir Hacıbeyli Müzesi'nde, fil dişi satranç takımı ise Azerbaycan Edebiyat Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Dumas, Karabağ'daki 19. yüzyıl sivil hareketlerinin benimsenmesinde ve kendi eserlerinin okunmasına şaşırdığı kadar Natevan'ın yeteneklerine de hayran olur. Dumas, Natevan'ın kendisine armağan ettiği el işi arkalık ve iki para kesesi için bugüne dek aldığım en kıymetli hediyedir der. Büstün hemen yakınındaki yer alan Natevan'ın görkemli evi de savaşın izlerini taşıyor. İndi söyle, sen özün söyle, sındırabilem ehdimi ben, mehebbetin odunu ben, söndürebilem mi kalbimi yandırır. Şuşa'da hükümet konağının yanına geldik. Tabii en kıymetli yerlerinden birindeyiz. Çünkü bu tunç büstler çok kıymetli insanların olduğu büstler. Evet. Hurşit Banu Natevan, Azerbaycan şairesi. Evet. Üzeyir Hacıbeyov, bestekarımız ve dünyaca meşhur bülbülümüz. Çok güzel, çok güzel. Tabii bu büstlerin çok manevi bir anlamı da var. İşgal sırasında bombalanmış, bombalandıktan sonra çok zeki bir şekilde geri alınmış ve geri alındıktan sonra Allah rahmet eylesin Haydar Ali'ye demiş ki, yani o kadar etkileniyorum ki söylerken, şunu söylemiş: bu büstler dursun, sabırla bekleyeceğiz. İşgalden sonra bu büstler yine eski yerine geri konacak. Evet, o gün geldi ve şimdi şurada. Şuşa'nın, siz demiş, merkezinde güllelenmiş olsalar bile buradalar ve ümummilli lider deriz. Haydar Aliyev'in isteği gerçekleşti. Çok şükür. Sağ olsun İlham Aliyev bunu sağladı. Teşekkür ediyoruz buradan. Çok evet, çok mutluluk evet. Verici. Hocam tabii çok değerli büstlerin önündeyiz. Bu insanların hayatlarına baktığımız zaman dünya tanınmış ve Azerbaycan içinde, aslında dünya içinde çok önemli insanlar. Bu güzel insanların Azerbaycan tarihi açısından kültürel değer olarak nasıl bir önemi var? Biraz sizden dinlemek istiyorum. Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü Şuşa'nın her tarafında devlet adamı var, müzisyen var, şair var ama şurada gördüğünüz şu heykeller var ya, o kadar Azerbaycan için değerli ki, çünkü
hem Üzeyir Hacıbeyov aynı zamanda Natavan, aynı zamanda Bülbül Azerbaycan'ı dünyada tanıttı. Sadece Azerbaycan'ı mı, Karabağ'ı, aynı zamanda Şuşan'ı dünyada tanıttı. Üzeyir Hacıbeyov bir opera yazdı ki, Köroğlu operası. Sadece bir İtalyan söylemiş ki, Köroğlu'nun uvertürü, yani başlangıcı birkaç tane operaya bedel. Hurşud Banu Natavan. Hayatı çok garip ama güzel şiirler yazdı. Aynı zamanda bir devlet adamı. Evet. Aynı zamanda Alexander Dumas. Çok büyük bir duhayen. O müthiş bir hikayesi var hocam. Evet. Onu satrançta yendi. Ve Bülbül. Tüm dünyanı gezdi. Aynı zamanda Azerbaycan müziğini, Karabağ müziğini, Şuşa'mızı dünyada tanıttı. Sehbetim, sazım, baharım, yazım, üreğimde kalmasın isteğim, arzum, isteğim. Şuşa'nın harika sokaklarında gezmeye devam ediyorum. Buranın en kıymetli isimlerinden biri olan Murtaza Rızaoğlu. Halk arasında bilinen adıyla Bülbül. Onun evine geldim. O kadar merak ediyorum ki, restorasyonu bitmiş, dışarıdan şahane gözüküyor. Gelin beraber içeri girip Bülbül hakkındaki en derin konulara girelim. Duyuyor musunuz? Müzik sesi geliyor. Harika. Buraya çok güzel heykeli de dikilmiş. Yanında hemen 1. Karabağ Savaşı'nda maalesef bombalanmış olan ilk yapılan heykeli duruyor. Ben eşkerem her derdiden halıyam. Hanım sen dertlisen ben yaralıyam. Dedin şanlıyam, özgem alıyam, sındı kol kanadım yanıma düştü. Şuşa'nın tarihi müzik geleneğinden yetişmiş en önemli sanatçılarından biri, daha çok lakabı Bülbül'le tanınan Murtaza Mehmedov. 1897-1961 yılları arasında yaşayan ünlü tenor, halk müziği eserlerini seslendirdi ve Azerbaycan ses sanatçıları ve ulusal müzik tiyatrosunun da kurucularından biri oldu. Çocukluğundan beri müziğe olan yeteneği ve güzel sesinden dolayı insanlar ona Bülbül diye seslendi. O da profesyonel olduğundan sahne ismi olarak Bülbül'ü seçti. Ele gül ki yar yukudan uyansın, ele gül ki yar kadamı yaransın, sarmaşık deşsan koluna dolansın, güle 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 ay canım, güle 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 ay güle 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 ay canım, güle 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 güle. 1920'de ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin Aslı ve Kerem operasında Kerem'i canlandırdı. Bakü Müzik Akademisi'nde müzik ve vokal sanatları okudu. Öğrenimine İtalya'nın Milano kentinde ünlü La Scala Tiyatrosu'nda devam etti. Bülbül şarkılarında geleneksel Azerbaycan halk müziğini İtalyan vokal okulunun gelenekleriyle harmanlamayı başardı. Bülbül hayatı boyunca birçok şarkıyı seslendirmekle kalmadı. Eser sahipleriyle birlikte şarkı sözleri de yazdı. Sevgilim, ah nigar, ayrı düştüm senden. Derlerem bu yıldan, oh bilmerem kandan, oh bilmerem kandan, ölerem, keçerem candan. Bülbül mezun olduğu Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nda müzikle ilgili yayınları ve şan dersleri vermesiyle tanındı. 1940 yılında müzik alanında doktora derecesini aldı. Azerbaycan'ın geleneksel müzik aletleri, tar, kemençe ve balabalının nasıl çalındığını öğretmek için kılavuzlar ve el kitapları yayınlayan ilk müzisyen oldu.
Bülbül Sovyetler Birliği'nin en yüksek sanatsal nişanı olan halk sanatçısına ve İtalya'da Stella di Garibaldi nişanına layık görüldü. Hüznün güzel aletleri sevgili canım olmuş bütün alemde senin şerle şaya. Bu ağaçtan bahsetmeden içeri girmek olmaz. Bu dut ağacı 100 yılı aşkın zamandır burada. Bülbül çocukken bu ağacın tepesine çıkar, orada şarkılar okurmuş. Sazı bülbül, sazı bülbül, sazı bülbül, sazı bülbül. O şarkılar gün gelmiş, onu dünyanın bildiği, lakabının da bülbül olduğu bir insan haline getirmiş. Ne güzel değil mi? Hadi şimdi müziğin sesine doğru yaklaşalım. Çok heyecanlandım. Hoş geldiniz hanımefendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Şükür Allah'a. Çok sağ olun. Teşekkür ederim müziğin size. Müziğin sesini duyunca. Doğru mu? Ben geldiğimde hissetmedim. Bu tar mı? Beli beli. Azerbaycan milli müzik aleti olan tarımızdı. Duymuştum bunu. Çok güzel. Yaması var burada. Evet. Buna biz yamak diyoruz. Bu tarın üzerine mizrap, zefer getirmesin, keter getirmesin diye. Bu bura yamak olarak yapıştırılır. Çok güzel. Bu Ulu Sadıkcan'ın tekmilleştirdiği, mükemmelleştirdiği bir alettir. Sadıkcan'dan önce tar diz üstte ifa olunurdu. Şimdi şark aleminde öyle de ifa olunur. İran'da, Hindistan'da ve diğer ülkelerde. Ama Sadıkcan Azerbaycan'da tarı çene üstüne kaldırdı. Aa, o yüzden mi eklendi? Evet, evet. Bak, çene üstüne kaldırdı ve 9 simi 11 sime çevirdi. Baba gördüğünüz simler ki var, evet, evet. Onları Sadıkcan elave eledi. Hmm. Sadıkcan da Şuşa'da doğulmuş, Şuşa'da büyümüş, Şuşa'da yaşamış. Şuşa'da ne kadar çok sanatçı çıkmış? Haddinden çok sanatçı var. Şuşa'mızın 270 sini var, yani 270 yaşı var. Ama o kadar Azerbaycan'a, Böyük Türk dünyasına dahi sanatkarlar getirmiş. Üzeyir Hacıbeyov, Mil Mevsim Nevvab, Yusuf Veci Çemen Zeminli, Abdurrahim Bey Hakverdiyev, Ahmet Ağoğlu, Han Şunski, Cabbar, Seyit, ay Allah, o kadardılar bunlar. Saymakla bitmez. Doğru, doğru. Evet, Şuşa ona göre bizim Azerbaycan musiki medeniyetinin paytaxtıdır. Türk dünyasının medeniyet paytaxtıdır. Küçelere su sepmişeyem, yar gelende toz olmasayım. Azerbaycan profesyonel vakal sanatının banisi Bülbül, dahi Bülbül. Bak burada, bu odada doğulmuş. Çok güzel. Burada bana burayı gezdirir misiniz? Evet, büyük memnuniyetle. Çok hoş oldum ben. Çok sağ olun. Ele gelsin, ele gitsin, aralıkta söz olmasın. Burada aile fotoğrafları mı? Aile fotoğraflarıdır. Bu ise Bülbül'ün çocuk yaşlarında çektiydi. İsa Bulağı, işitmişsiniz mi Şuşa'da? İsa Bulağı meşhur. Duydum, evet. Evet, Çeşme, Bulak. O Bulak'ta, bak görürsün, Bülbül 13 senindedir. Onun kocası var orada. İlk musiki tersini Müseyyip'ten almış. Kaşın kara, gözün kara, sürmenin
Azerbaycan milli musiqi medeniyetinin özeyini təşkil edən tar, qaval ve çamal. Bu bülbülün 24 yaşında çektirdiği şekilde Gürcistan'da, Tiflis şehrinde çektirildi. Bülbül demeli 1924 yılında İtalya'nın Milan şehrine evvel dinlemeler için tanıştığı için artık 27. yılda təhsil almak için getdi. 1931 yıla kadar İtalya'nın Milan şehrinde profesyonel vokal təhsili aldı ve geri döndü. Xarici dövlətdə oxumaq için para lazım idi. Bak burada görürsünüz, bu kəmər altın kəmərdir. Bülbülün babasından kalmışım. Onu mu sattı? Evet, onu sattı. Çok güzel bir şey için satmış ama ne güzel. Çok yani akıllıymış. Hiç kime el açmamış, hiç kimine kömək olmamış. Sadece öz parası pulüyle okumuş, təhsil almış ve geri dönmüştür. Güzel insanmış. Teşekkür ederim. Gözleriniz hüzne yar, yüreğimiz ne yar, kalbimi incitme gel. Benden tez tez buyurun. Bu oldu ne kadar güzelmiş. Bülbül'ün evet, bütün evet, hayatı evet. Var burada. Evet, bütün hayatını etiba eden fotolar burada, senetler burada. Çok güzel. Yani nereden başlamalı? Buradan başlayalım. Tamam. Gül cemalın güle dedi, perdeni aç yüzümde. Bülbül'ün İtalya'ya gittiği zaman mı? Evet, hemen zaman eksiltilen fotolardı. 1927. yıl. Görür müsünüz? Evet, 1931. yıla kadar orada təhsil almış ve geri dönmüş. İyi ki de gitmiş. Evet, ne kadar evet. Şeyler boşalmış. Ve gelmiş Azerbaycan'da profesyonel vakal sənətinin temelini koydu. Azerbaycan'da Bülbül'den sonraki bütün vakal ifaçıları Bülbül'den bəhrələnir. Sanki bir çeşme. Çok muhteşem. Bu ise bizim milli muğamımızın ifaçısı olan, yani Azerbaycan kalk mahnılarının büyük ekseriyyətinin müəllifi olan Cabbar Qaryağdıoğlu. Yəqin eşitmişsiniz onun hakkında. Tabii ki. Bu isə Üzeyir Hacıbəyovdur, görürsünüz. Evet. Bu yenə Bülbülün şəkildə. Bu isə Bülbülü piyaninada müşahid edən Vladimir Kozlov, milliyyətçə Rusdur. Yani Bülbülün dostu olub, həm də çox gözəl müşahidçi, piyaninada müşahid edib. Bülbülün sənətinin bizlərə gəlib çatmağında, o səs yazmalarında Vladimir Kozlov'un da özünün xidməti olub deyə biz onu orada əks etdirmişik. Çok güzel. Bülbül aynı zamanda birçok opera yazmış, değil mi? Tamam doğru, tamam doğru. Bülbül opera sənətində təkcə vokalçı kimi deyil, həm də aktyor kimi ifa edilir. Yani her konuda yetenekliymiş. Azərbaycan opera sənətinin səhnəsində, Azərbaycan opera ve balet teatrı var Bakıda, siz görürsünüz. Bak onun səhnəsində Bülbülün sayısız hesabsız obrazları, siz onların fotosunu görürsünüz. Leyli ve Məcnun, Aşık Qərib, Şahsənəm, Koroğlu ve diğer operalarda, Bülbül müxtəlif rollarda, adeten baş rollarda. Mesela burada siz onu Koroğlu rolunda görürsünüz, evet, değil mi? Evet. Koroğlu'nu Üzeyir Hacıbəyov bestelenmiş. Bizim dahi bestekarımız Üzeyir Hacıbəyov. Koroğlu operasının müəllifi odur. Ne kadar güzel eserler bırakmışlar bizler için. Muhteşem. Tamam, düz deyirsiniz. Bülbül hem de vakalçı kimi değil, yani musiqi sənətçisi kimi deyil, həm də gözəl insan olaraq, ham tərəfindən sevilirdi. Ağıl o kəşdir ki, batır qan tərə, ab salır su çəkir susuz çöllərə, oxşuyur düzləri, göy sümbürləri, tutduqca dünyanı, vətənin barı. Burada ailəsi bu isə ömürgün yoldaşı. Adelya xanım və övladları, evet. Gəntliş şəkilləridir yəni. Övladları da Polat Bülbüloğlu. Burayı restorasyon yapan bəli, kişi bəli, tamam, tamam. Oldu. Siz artık bilirsiniz onu. İşğaldan azad olandan sonra Şuşamız. 20. ildə, bilirsiniz de noyabrın 8-ində. Evet, artık evet. Onda Cənab Prezidentimizin ilk geldiği məkanlardan, hörmətli İlham Əliyevin ilk geldiği məkanlardan biri de bu muzeydi. Ve orada bir söz dedi. Dedi ki, baktı ermənilər buranı dağıtmış. Xarabazara çevrilmiş. Bu gördüğümüz heç nə qalmamış burada. Və burada tövsiyə elədi ki, Polat Bülbüloğluna deyərək atababa ocağını bərpa edər. Həmən Polat Bülbüloğlu işə başladı. Yarın, sabahısı gün işə başladı. Və ötən il,
Avgust ayının 29'una kadar artık buranı bak gördüğünüz vaziyette öz vesayeti hesabına berpa eledi. Ve o günden bugüne kadar da müzeyi olarak burada faaliyet gösterdi. Haydar Aliye burada. Evet, bizim Bakı'da da bilirsiniz de Bülbül'ün memorial müzeyi var. Bakı'da Bülbül Prospektindedir. Bizim ulu önderimiz Seydar Aliyev, Allah ona rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hemişe, ilk hakimiyyeti dövründə, 69-cu ildəki gəldi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi, ilk hakimiyyətə gələndə, ta ömrünün sonuna qədər, 2003-cü ilə qədər, bütün sənətçiləri diqqət mərkəzində saxladı. Çox güzel insanmış. Çox gözəl, çox gözəl. Sözə gəlməz dərəcədə gözəllikləri var. Siz ona bilər, biraz az bilirsiniz, biz o hadisələrin içindeyiz deyə. O bütün insanlara qayğı göstərdi, bütün sənətçilərə qayğı göstərdi. Onları evinə təmin elədi, maliyyə vəsaitinə təmin elədi, onların yaşayışı üçün zəmin yarattı. Onların evinə gəldi, onların qayğılarıyla məşğul oldu. Çox böyük bir, həm siyasətçi kimi dahi idi, həm də qayğıcı insan kimi çox dahi bir şəxsiyyət idi. Bahar sular durularmış, gülə bülbül sarılarmış. Məsum diyər qırılarmış, beli hardan ayrılanır. Bak bu bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevin. O da öz babasının, yani ulu önderin yolunu şərəflə davam etdirir. Bütün sahələrdə, tək siyasətdə deyil. İncə sənətə münasibətdə, insanlara münasibətdə. Benim de çok saygı duyduğum bir insan. Evet, siz onu hiss edirsiniz, görürsünüz. Yani bütün dünya bunu görür. Yani burada ne varsa hamısı tarixi şəkillərdir. Evet. Ve danışan şəkillərdir. Şəkillər sanki konuşuyor. Çok. Siz. Bu oda o kadar etkiledi ki beni. Yani o fotoğraflar sanki yaşattınız, ne güzel. Tamam, tabii, tabii. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi her yerde fotoğraflar var. Ama burada iki tane tablo var, bir şeyler yazıyor. Bir anlamı vardır illaki. Ben danışım haklısınız. Tamam. Karatiller, karatiller, kapkaradır karatiller. Darananda karatiller, yar köylünü karatiller. Bu çok meraklı bir afişadır. Bu demeli 1926 yılda Bülbül'ün konsertine itibar eden kalk sənətçisi İsmail Eloğlu'nun iştirakıyla Bülbül'ün konsertini özünde itibar eden afişadır. Rusça yazılı, ben Azerbaycan dilinde okuyorum. Türk işçi kentli tiyatrı. Azerbaycan değil. Türk fəhlə kentli tiyatrı. Türk, biz öz adımız. Azeri Türkler olarak evet. O dövürde biz Türkler. Azerbaycan fəhlə kentli tiyatrı değil. Türk Fəhlə Kənti Teatrı 26-cı ildə. Bu hər şeyi özündə etibar edir. Evet, her şeyi anlatıyor aslında. Bayaq dedim sizə ki, bizim damarımızda akan qan da Türk qanı. Tabii. Azeri Türkləriyik. Aynen. Yani kardeş, bir millet, iki dövlət. Onları bakıyorsa tarixi faktlardır bunlar. Hamısı göstərilib orada bilinir. Ne kadar. Ona göre bizim, heç bizim yoktur. Türk dünyasının fəxarət hissi keçirəsi bir məqamdır ki, biz bunların hər ikisini burada koruyup saklıyorum. Ne kadar güzel anlattınız. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun ki gelmişsiniz. Bizden bütün Türk kardeşlerimize bir daha salam söyleyeyim. Biz sizi çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Hem Şuşamızda gözlüyoruz. Azerbaycanımızın her yerinde gözlüyoruz. Sizin gelişiniz bizim için toy bayramdır. Beni musikiyle karşıladınız. Şimdi de musikiyle uğurlar mısınız lütfen? Evet. Büyük memnuniyetle. Büyük çok memnuniyetle. Sağ olun. Çok hoş oldu benim için. Benim için de. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Minnettarım. Sağ olun. Sağ olun. Bülbül'ün evine yaptığım ziyaret müziğin de etkisiyle bir duygu yoğunluğuna neden oldu. Hislerimi ziyaretçi defterine aktarıyorum. Esrarengiz Azerbaycan'da Karabağ'daki yolculuğum haftaya devam edecek. Hoşçakalın.